Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Tarih mavzusudaki sohbetimiz Musa aleyhisselamın kıssaları gelip toxtagan idi. Avvalgi sohbetimizde Musa aleyhisselatu vesselamın Mısır diyarında Bani İsrail kavmiden tuğulgelleri ve Bani İsrail'nin Mısır yurtida istibdat ostida, bosim ostida yashayotganlari va ularga nisbatan o'ta zulmkorona siyosat olib borilgani, hatto Bani Isroilni tamomiyla yer yuzidan yo'qqa chiqarib, yo'qotib yuborishlikka uringan siyosati asosida Fir'avn qarorlar qabul qilganligi va Musa alayhissalomga homila bo'lgan, homilador bo'lgan onaning Musa aleyhisselamını tuğuşları bilen deryoga taşlaganları ve Allah'ın kaderi, Allah'ın takdiri galip bulup Beni İsrail'de tuğulgen her bir gödekini öldürüşke hüküm kılgen Fir'avn özünün katılını özünün sarayıda terbiye kılıçlıkke mahkum bulup kagerliğini sohbetleşken dedik. Biz Musa aleyhisselamın yaşayan davrlardaki Fir'avn'ın siyasi iktidarını ve halklarga nisbeten siyasi bosimlerinin öte insanilikten çıkıp ketken dereceye yetib borganligini körgen edik. Fir'avn, Bani İsrail kavmini yokatışlık üçün tüzgen rejeleri içi de وَيَقْتُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ O oğul tug'ilgan bolalarni qatl qilib, ayollarni tek qo'yishlik siyosatini amalga oshirgan edi. Chunki istibdod tuzumiga o'z taxtini saqlab qolishlik uchun ularning nazdida har narsa muboh, xohlagan ishni qilish kerak. Bu o'zimizni taxtimizni, o'zimizni mansabimizni saqlab qolishligimiz uchun har narsaga qo'l urishimiz kerak degan siyosat bilan siyosat yurg'izayotgan edi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning siyosati, Haq subhanahu va taoloning qadari bandalar tuzayotgan rejalardan ustun turadi. Qadar oldida har qanday tadbir xijolatda qoladi. Qadar jilva qilgan paytida tadbirlar o'z-o'zidan botilga aylanadi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salatu vasallamning salomat qolishlarini, salomat qolganda ham o'zlarini ustilaridan bosim o'tkazib turgan Fir'avnning saroyida katta bo'lishni xohladi. Va bu iroda insonlar naqadar reja tuzishidan qat'i nazar amalga oshdi. Haq subhanahu va taolo Musa alayhi salomni dengizda suzib borib Fir'avnning saroyiga kirishni iroda qildi. Va saroyga kirgandan keyin Fir'avnning ayolini qalbiga mehr sop qo'ydi va bu mehr orqali butun boshli davlat siyosatida orqaga qadam tashlamay turgan bag'ri qattiq Fir'avnga ayoli orqali hujum qildi. Ayoli bir og'iz gap bilan Fir'avnni yumshatdi va Musa alayhissalomni go'daklik chog'ida boqib olishligiga ko'ndirdi. Va bu ko'ndirgandan keyin Musa alayhissalom hech bir ayolni emmadilar va singil ya'ni opalari kuzatib kelgan edi. Bu chaqaloqni emizadigan odamni men bilaman. Sizlarga dalolat qilaymi deb o'zini onasini dalolat qildi. Tamom yila xavfda yashayotgan Bani Isroil qavmidan bo'lgan davlatda ikkinchi tabaqali xalq sifatida ko'rilgan Musa alayhissalomning onasi endi saroyda ezos ustida qo'riqchilar atrofida juda katta imkoniyatlar bilan Musa alayhissalomni tarbiya qila boshladi.
Bu sohbatlarını avvalgi sohbatimizga ozgina ilova olarak eslatib o'tyapmiz. Alloh taolo keyin shu tarbiya bosqichini zikr qilgandan keyin aytdiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Qachonki Musa ashudda yoshiga yetganda, ashudda yoshini biz o'sha 18 yoshdan 30 yoshgacha dedik. Shu yoshlarni bosib o'tganda vastava, vastava bu 30 dan 40 yoshgacha kamolat yoshi. Demak 18 yoshdan 40 yoshgacha kamolat yoshiga yetgandan keyin ataynahu hukma va ilma. Biz unga hikmat, hukm va ilm berdik. Ya'ni payg'ambar qildik demoqchi Alloh subhanahu va taolo. Payg'ambar bo'ldi va kazalika najzil muhsinin. Payg'ambarlikning sabablaridan biri biz mana shunday qilib muhsin zotlarni mukofotlaymiz degan oyatda ko'zga ko'rinadi. Demak, Musa alayhissalom 18 yoshlaridan, ya'ni aqllarini tanigandan boshlab to kamolatga yetgunga qadar faqat yaxshi amallar qilib yurganlar. Bu oyatdan shu kelib chiqadi. U zotni Haq subhanahu va taolo ihson sohiblaridan, yaxshilik sohiblaridan, haqiqat go'y, haqiqat parvar, haqiqatga yordam beradigan zotlardan ekanliklarini shu qisqa oyatda ishora qilib aytibdi. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. موسى عليه السلام سرايدن çıkıp tashqarida ham yurar, shahar atrofida, demak poytaxtda yurardilar, aylanib yurardilar. Lekin qavmlari, o'zlarining qavmlari shaharda ikkinchi tabaqa insonlar sifatida e'tibor qaralardi. Ya'ni siyosat ularga qarshi hukmlar chiqargan xalq sifatida Misrda yashardilar. Misrni asl aholisi qibtiylar. Ular o'zlarini bir pog'ona yuqori ko'rib, har doim Bani Isroil aholisiga nisbatan zulm qilishardi. Mana shu zulmlardan ba'zilarini Haq subhanahu va taolo oyatlarda ishora bilan bizga bildiryapti. Bu tarix ancha oldingi tarix, 4000-5000 yil oldingi tarix. Va dakhala madinata. Madinaga kirdi Musa. Bittagi Madinadan murod poytaxt, Misrning poytaxt. Poytaxt Misrga kirdilar. Alahini ghaflatin min ahliha. Ya'ni uning ahlini g'aflat bosib yotgan paytida. O'zi odatda arablarda o'sha g'aflat bosib yotgan payt deganda asosan peshinni tushuniladi. Chunki peshinda o'ta qattiq issiq bo'ladi va o'sha issiq paytida asosiy arab o'lkalarida odamlar uyquga, dam olishga kiradi. Shuni, demak, g'aflat payti deb Alloh subhanahu va taolo aytibdi. Fawajada fiha rajulayn yaqtatilan. Qarasalar, ikkita odam urushyapti. Bir-biri bilan yoqalashib turibdi. Hada min shi'atihi, bunisi o'zining guruhidan va hada min aduwi, narginisi dushman tarafdan. Ya'ni istibdod tuzum, zolim tuzum tarafidagi odam, qibtiylardan. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. O'zining guruhidan bo'lgan kishi Musa alayhissalomni ko'rgan zahoti ko'zi yashnab ketdi. Zulmga uchrab, mazlum bo'lib turgan holatida o'zini eng qadrdon yaqin millatdoshini ko'rdi. Undan tashqari Musa alayhissalomning nomlari tarqagan shaharga. Qayerda zulm bo'lsa, u kishi jim turadigan odam emas, yordam beradigan. Buni ko'rgani uchun dushmanga qarshi yordam ber deb chaqirib qoldi. Fawakazahu Musa. Musa alayhissalom kelib, haligi dushmanni bir mush urib o'ldirib qo'ydilar. Faqado alayhi. Bir mush urib dushmanni o'ldirib qo'ydilar. Keyin holatni, vaziyatni ko'rgandan keyin bu ish to'g'ri ish emasligini bilib aytdilarki, qala hada min amali shayton. Bu shaytonning amali bo'ldi. Shaytondan bo'ldi bu ish. Innahu aduwwun mudillun mubin. Albatta bu shayton ochiq, oydin adashtiruvchi dushmandir dedilar. Musa alayhissalomning tabiatlari shu. Boshqa bir qissalarda ham ko'ramiz. Musa alayhissalom keskin odamlar, muloyim odam emaslar.
muloyimlikni o'rniga qo'yadilar. Payg'ambarlarda insoniy axloqlarda kamchilik topilishi mumkin emas. Bu shaytonning amali deyatganlarini pastada Qur'oni Karim oyatda Musa alayhissalomni bu ishni qilganlaridagi uzrlarini zikr qiladi. Lekin Musa alayhissalomning tabiatlari nohaqlik oldida jim o'tib ketadigan tabiat emas. Nohaqlikni ko'rdilarmi? Unga qarshi albatta javob qaytaradilar. Bu javob keskin bo'lishi mumkin. Mana hattoki bir mush urib o'ldirib ham qo'ydilar. Bu o'sha Misr diyoridagi zulm bilan boshqarilayotgan tuzum ichidagi siyosiy ahvolni ko'rsatadi. O'zlari saroyda katta bo'lgan zot, saroyni erka toyilar, Fir'avnning ayoli tarbiya qilgan zot, Bani Isroil qavmidan bo'lsalarda, lekin Fir'avnning ayolining qalbiga o'rnashgan zot. Aytgan gaplari o'tadigan, xohlagan ishni qiladigan, Alloh asrasin, agar zulm tomonga o'tib olsalar, yeganlari oldida, yemaganlari ortlarida hech kim mushuklarni pish demaydigan vaziyatda yashay oladilar. Lekin Haq subhanahu va taolo bu zotni payg'ambarlardan qildi. Ataynahu hukma va ilma dedi. Biz unga hukm va ilm berdik dedi. Bu zot endi hukm va ilm egasi bo'lib turib, zulmga qarshi chiqa olishliklarini ko'rsatishlari kerak edi. Va saroyda ham bundan bilinadiki, saroyda ham bu zot jim turmaganlar. Nohaqligini ko'rsalar unga qarshi gapirganlar, nohaq ishlarini ko'rsalar uni to'xtatganlar, nohaq bir zulmni ko'rsalar unga qarshi yurganlar. Bu gap tarqagan. Shuning uchun shaharga kirgan paytlarida Musa alayhissalomni ko'rgan zohoti mazlum xalq Musa alayhissalomni yordamga chaqiryapti. Chunki boshqa paytlarda yordam berib yurgan demak. Shundan bilamizki, insonlar islom shariatiga ko'ra, musulmon axloqiga ko'ra har doim ham xob bo'ladi deb ketishlikka majbur emas ekan. Ba'zi o'rinlarda ahli bid'atlarga, ahli zolimlarga nisbatan, fujurga nisbatan, fisqqa nisbatan qarshi gapirish, qarshi turish va hatto unga qarshi qo'l bilan bo'lsa ham mudoxala qilishlikni shariat yo'qlar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mashhur hadislarda aytganlarki, bir munkarni ko'rsanglar, uni til bilan qaytaringlar. Bir munkar ish bo'lyapti oldingizda, qo'lingizdan kelsa o'shani til bilan qaytaring, qilma buni deng. Agar ya'ni qo'l bilan qaytaring, agar qo'l bilan qaytara olmasangiz, tilingiz bilan ayting, qilma buni deng. Agar til bilan ham qaytara olmasangiz, o'sha munkarni qalbingiz bilan yomon ko'ring. Qalbingiz bilan inkor qiling, qalbingiz bilan qaytaring. Mana shu iymonning eng zaifi deganlar. Iymoni eng zaif, iymon umidi bilan ushlab qoladigan yagona eng oxirgi nuqta o'sha munkar, yomon, shariat qaytargan ishni yomon ko'rish bilan bo'ladi. Endi munkar ishni yaxshi ko'rish, uni xalas qilish, uni yoqlamasa-da, uni o'zi qilmasa-da insonning iymoniga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ham qadimgi ulamolar ichida bir hikmatli gap bor. Haqiqiy ozod inson Allohga bo'lgan qul insondir degan. Yana bir boshqa, men o'zim ham bir sahifamda qo'ydim, ba'zilar sharhlab bering deyishdi. Meni ozodligim Alloh harom qilgan chegaralarda tugaydi. Meni erkinligim keng, hamma yo'q meniki deb erkin yurishligim Alloh harom qilgan chegaralarda to'xtash kerak. Ana shunda haqiqiy ozod inson bo'lasiz. Bo'lmasa, Alloh qo'ygan chegaralarni bosib o'tsangiz, demak siz Allohning chegarasiga itoat qilmaydigan, balki nafsingizga qul bo'lgan zot bo'lib qolasiz. Allohning chegaralariga itoat qilsangiz, ozod inson bo'lasiz. Hech kimga qul bo'lmaysiz. La ilaha illallohning bir ma'nosi ham shu. Faqat Allohgagina iymon keltirish, Allohdan boshqa iloh yo'qligiga iymon keltirish bu qullikdan qutqaradi. Yolg'iz Allohgagina qul bo'lishlikka chaqiradi. Vajina ba'zi salaflar aytgan, hozir matn esimga kelmayapti.
Biz deyişken Müslüman ümmeti. Halklarına aldığı gelip, halklarına nemeni alıp geldik. Müslüman ümmeti, bana bizi yurtlarına hem Müslüman ümmet kegen. Tarihlerde bana bazı özümüz sohbetlerde işleyip biz bazı adamlardan bizi milletçilik, uşa natsistlik gayeleri bilen sugarılgan adamlar var. İslam degen de Araplarını düşünedi, Araplar degen de irtilipten keç keçe avukatı yedigen korunu katta adamlarını düşünüşedi ve şu bilen İslam'ı karalaşka urunuşedi. Not olu çünkü. İslam bizge yetip gegen paytada fakat Araplar kemegen. O İslam bizi yurtlarga kirip gegen paytada Mısır'dan bir kança mücahitler bugün. Afrikalik mücahitler bugün. O'zimizda hattoki yakka Allohgagina ibodat qilgan qavmlar bo'lgan. Hatto o'sha Farg'ona regionlarida yakka Allohga ibodat qiladigan qavmlar borligi to'g'risida arxeologik topilmalar bor. Bu millatga islomni musulmonlar olib kelgan. Nima uchun olib kelgan? Olib kelishining sababi bor-ku. Masalan, u qavm musulmon ummat kelib bizni millatimizga islomni berib nimadir olish maqsad bo'lmagan. Ularning maqsadi linuhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad. Sizlarni degan musulmonlar, sizlarni bandalarning bandalarga qulluk qilishlik xorligidan qutqarib, shu bandalarning robbi bo'lgan Allohga qulluk qilishlik azizligiga chiqargani keldik deyishgan. Mana ozodlik shu. Haqiqiy ozodlik, haqiqiy erkinlik shu. Linuhrijal ibada min ibadatil ibad. Bandalarni bandalarga qullik qilib, shaxsga sig'inishlik siyosatidan sizlarni qutqarib ila ibadati robbil ibad. Bandalarning robbiga ibodat qilishlik azizligiga qutqargani keldik sizlarni deyishgan. Mana shu maqsad. Wa min dhiqil adyan وَمِنْ ضِيقِ الْأَدْيَانِ اِلَى سِعَةِ الْإِسْلَامِ. Sizlerini türlü tüzümlerinin zık tarlıgiden, türlü din hurafatlarının tar çünçelerden, yani basımlarından اِلَى سِعَةِ الْإِسْلَامِ İslam'ın kengliğine ap geldik. İslam cüddeyem kengdi. İslam'a her kanday vaziyette imkan tapıp amel kıla olasız. Şunu ap geldik degen. Ve min cevril adiyan ila si'atil ila adlil islam. Cevril adiyan başka tüzümlerinin zulmüden kutkarıp İslam adaletine alıp geldik degen. İslam hakikatte adalet dini. İslam'ın demek tabiatı Müslüman kişini yakşı hayat keçirişliğine yönlendirilgen. Yani tabiatke yönlendirilgen din. Yani Alloh subhanahu va taolo insonni yaratganda u nimaga amal qilsa to'g'ri hayot kechira olishligini bilgani uchun o'sha asosda islomni joriy qilgan. Demak, musulmon inson munkar ishni ko'rganda eng oz o'zini iymonini qutqarib qolaman desa, uni yomon ko'rish bilan qutqarib qolishligi kerak. Yana adolatsizlik qilmaslik kerak. Ba'zi odamlar bor, masalan deylik, munkarni ichida yashayapti, lekin qalbida o'sha munkarga nisbatan inkor bor. O'sha munkarni yomon ko'rish bor. Shu bilan iymonini saqlab yuribdi. Ba'zi odamlar bor, sen o'sha munkarga nisbatan qarshi qo'l ko'tarishing kerak, qurol ko'tarib chiqishing kerak, unga qarshi zulmga qarshi undoq qilishing kerak, bundoq qilishing kerak deydi, lekin o'zini ko'rsangiz, o'zi kofirlarning ichida o'tirgan bo'ladi. Bu nomardlik. Bu asıl samimiy musulmonning ishi emas, faoliyati emas. Asıl samimiy musulmonlar o'zlarining mas'uliyatlarini qilib yashayaptilar. Islomga amal qilinayotgan o'rinlarda inson iymonini saqlab yashab ola oladigan vaziyatlarga haqli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, eng İmanı zayıf adam, oşa işini körgende, oşa bir münker işini körgende, onu inkar kıladı diyebdiler. Şu
Bazı adamlarda şungeyem vaziyet, şungeyem imkaniyet var. O şey imkaniyetini ondan tortu alışka sizde hakkınız yok. Kolinizden kime yaptı mı siz? Siz şu adam düşünür tavsiye kılı yapsız mı? Koyun tavsiye kılın, kelin özüz kılın kolinizden kese. Köreylik kanı kahramanlığı gizli. Deydi. Demek, Müslüman ümmeti iman dairesi de yaşaslık için münkarını kurganda onu kol bilen kaytarış gerek. İmkaniyeti bulsa davat bilen kaytarış gerek. Onu yan kolludan kelmese demek kalbi bilen inkar kılış gerek. Bana şu imanın zayıfidendir. Deydi. Bana Musa aleyhisselam şaharge çüştüler. Cüde imkaniyetleri zor. Şaharını en avtoritet adamlarıdanlar. Mısır'da yani en obrolik yani nima deymiz? Saroydan çıkan odamlar. Falonchining saroyida yashayotgan odamlar. Fir'avnni shaharning birinchi raqamli odami. Shuni saroyida shuni ayolining mehrini ko'rib katta bo'lgan odam. Ko'chaga chiqsalar ikkita odam urushyapti, qarasalar bittasi o'zlarini qavmlaridan Bani Isroildan. Buni nimaga Alloh taolo bitta zikr qilyapti? Min shi'atihi deb. Shi'atihi o'zlarining guruhlaridan, ya'ni Bani Isroildan. Demak, Bani Isroil o'sha shaharda mazlum xalq sifatida tanilgan. İkinci sınıf adam sıfatı tıkaralgan. Pas sınıf sıfatı da. Ve hâdâ min aduvih. İkincisi düşman taraftan. Düşman degeni demek o şey Bani İsrail milletini ikinci sınıf sıfatı da karaydıgan taraf. Şunun için düşman deyipti Allah-u Teala ularına. Ular ki düşmanlık kılıyipken taraf. Uzun zulüm. Basım astıge alıp yaşayetken taraf. Darrav keldiler. Yordamge çakırgan zahatı. Halbuki zalimini bir muş vurup öldürdüler. Bundan görünürdü ki Musa aleyhisselam bakuvat insan bugünler. Peygamberlerge Hak Subhanehu ve Teala bergen küç, bu ilahi bir küçen boladı. Ondan taşkarı uzat sağlam insanlar. Sağlam bakuvat insanlar ve zulümge karşı çidemeydigen adamlar. Bu arada bir muş vurup öldürüp koydular. Ve kıyan işlerden pişeyman kıldılar. Bu adaştırıcı, düşman, zalim, yani açık aydın, şeytanın ameli buldu deyip dua kıldılar. Kala Rabbi inni zalamtu nefsi fagfirli fagafara lehu innehu huvel gafurur rahim. Darrav kıyan işlerden pişeyman bir olup Rabbim elbette ben özümge özüm zulüm kıldım. Bas beni mağfiret kıl dediler. Şimdi o zat onu mağfiret kıldı. Elbette onun özü mağfiret kılgıcı mihriban zattır deyip de Allah Teala. Musa aleyhisselam hatalarını körgen zahatları derra Allah'a kayttılar. Sen kıldın, sen sebepli buldu, onda buldu, bunda buldu demediler. Bu şeytani amel buldu. Ey Allah, uzun günahımı keçirgin, notoru kıldım şu işini dediler. Allah subhanehu ve teala şu dualardan ki feğafara lehu. Bes şu dua neticesi de Allah teala o kişinin günahlarını geçirdi. Demek insan hata kılsa hatanı şu joyda hemen şartları toplayıptı. Hatanı keçirilişliğe. Hatanı kılgan insan en birinci uğrunda hatadan nadamat kılış gerek. Afsus şu iş not doğru buldu. Not doğru kıldım bu. Şeytanını yapıya kırdım. Yok ki şeytanın amelinden buldu. Nadamat bu. Ve dua kılı yaptılar keçirilişliğini. Ve til bilenem eti yaptılar. Kalplerde nadamat kılıp koyma yaptılar. Tilleri de Rabbi inni zalamtu nefsi ben özümge özüm zulüm kıp koydum fagfirli deyip til bilenem zikir kıyı yaptılar. Allah Teala o kişinin şu istiğfar şartları topligeli için fagafara lehu deyipti. Bas Allah Teala o kişinin keçirdi. Demek ki innehu huvel gafur rahim. Mağfiret kılıçlikte Allah'tır hakiki mağfiretli ve rahimli zat. Buna ortadan Musa aleyhisselam mağfiretini kabulünü ogellerden ki kâle Rabbi bime en'amte aleyyi felen ekûne zahiran lil mucrimin. Ayet yaptılar ki ey Rabbim menge bergen nimetin hakkı hürmeti hergiz cinayetçilerge yardımcı bulmasman dediler. Bana şu ayette hem cüda acayip bir hakikatler rüyapka çıkardı. Demek istiğfarı şartlardan biri kalpte nadamat kılış ve tilde o gapni itiraf kılış ve bu günahlarga qaytib yana yuzlanmaslik şartlarını uchchalasi topildi mana. Aytibdilar ki ey Rabbim menga bergan ne'mating haqqi hurmati. Bu joydagi Alloh taolo u kishiga bergan ne'matlarini bir qancha sabablar sanash mumkin, lekin aynan bu joydagi ne'mat Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomni kechirganliklari ne'mati edi.
Keçirdi Allah Teala. Keçirgenliğini izhar kıgenden ki şu keçirim nimeti olarak ben indi hiç kaçan zalim, mücrim, cinayetçi kavimlerge yordamçı bulmayayım ben. Ular tarafı da turmayayım ben. Ben şu yolumda devam etemem dediler. Demek bundan yine bazı narsadan biliş mümkün. Bazen şuna kenge iştihat bilen kılıngan hatalar aslında Allah Subhanehu ve Teala'nın kadarı ilahideki çizilgen recesige amel boladı. Gelecekte şu narsalar Musa Aleyhisselam'ın hayatları da kandaydır pagana basıp uçuşluk için kirey bugün vazifeleridir. Hak Subhanehu ve Teala bu recelerini bendeler arası da cari buluşluğunu tahminleyetken idi. Musa Aleyhisselam'ın bu geplerde yine acib bir hız ham var. Hız. Doğru ben bunu öldürüp koydum. Lekin bu mücrim ki o. Zalim idi beni kavmimge nispeten zulüm kılıyetken idi. O şu zulümge karşı barıp ben yürüp koydum. Sen bu kılgen işimini keçirdin. Ey Rabbim ben indi bundan ki vade veremem. Zalim, mücrim kavimlerge nispeten yardımcı bölmeymen hiç kaçan deyip dua kılıyettiler. Bu acayip his bu. Ondan taşkarı Musa aleyhisselam şu joyda ahd beryaptılar. İnsan hayatıda, her bir insan hayatıda kandaydır bir joyga borganda buruluş yasaydigan hodisalar roy beradi. Bazı insan ko'chani eng titratib yurgan yigiti bo'lib yashaydi. Qilmagan ishi, bormagan joyi, urmagan odami qolmaydi. Lekin bir kun bitta haq ahlini gapini eshitib, bir kun kelib bitta haqiqatni ko'rib, tamomila ichidagi hamma g'uborlar chiqib, qalbiga iymon o'rnashib oladi. O'sha kundan boshlab, o'sha hodisa, o'sha voqea yoki o'sha suhbat uni hayotida burilish yasab oladi. Va avvalgi qilgan ishlaridan tamomila tavba qilib, Allohning eng suyukli bandalari safiga kirib ketib qoladi. Nimaga? U o'sha tamamıyla unga kelgan hujjatga taslim bo'ldi va Allohga ahd berdi. Allohga ahd beradigan kunlar bor har bir inson hayotida. O'sha ahdga vafo qilgan odamlar najot topadi. O'sha ahd, Allohga berilgan ahd bandadan o'sha ahdga vafo qilishlikni talab qiladi. Ahdingizga vafo qiling, Alloh subhanahu va taologa bergan ahdingizda turing, Haq subhanahu va taolo sizga albatta albatta zafar, najot beradi. Musa aleyhisselam bu burulüşte Allah'a ahd beriyaptılar. فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ Mücrim, cinayetçi kavimlerge hergiz, hergiz yardımcı bulmayman deyaptılar. فَلَنْ Arap dilde لَنْ istigrabını bildiradı. Ota çukur inkarı. Hiç kaçan hergiz mücrim, cinayetçilerge yardımcı bulmayman deyip ahd beriyaptılar. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين يعني ertasi kuni ertalab shahardan shahar ko'chalarida yurishni boshladilar. Faqat bu safar Musa alayhisalomning qalblarida xavf bor, qo'rquv bor. Nimaga kecha mamlakatni birinchi sinflik fuqarosini urib o'ldirib qo'yganlar. Bundan qo'rqib nima gap so'z bo'ldiykin, kim eshitdi, kim bildi, menga nima hozir javob qaytarkin deb ertalab shaharda qo'rqgan holda yura boshladilar. Alanglab keta boshladilar. Yataraqqabu kuzatib, u yoq bu yoqqa kuzatib ketishlikni yataraqqabu deydi. Taraqqaba yataraqqabu raqib. O'sha kuzatib, atrofga alanglab ketdilar. Birdan kecha undan yordam so'ragan yana yordam so'rab qichqirib qoldi. Qarasalar kecha kelgan joylarida haligi odam yana kim bilandir yoqalashib turibdi. Shunaqa odamlar bo'ladi-yu. Har kuni qanaqadir bir muammo, shunga o'xshagan gap-so'z bo'ladi. Har kuni shu muammoning ichida odam bo'ladi. Va yana Musa alayhissalomni ko'rib qoldi. Ko'rib qolib yana qichqirdi. Ey Musa, meni qavmimdan bo'lsan kel yordamga deb. Kechagina shu ishni qilib turuvdi, borib Musa alayhissalom unga yordam qilaman deb dushmanni urib o'ldirib qo'ydilar.
endi xavsirab qilgan ishlarining natijasi nima bo'larkin, odamlardan qanaqa menga javob qaytarkin deb alanglab chiqib kelsalar, yana haligi odam urushyapti-da. Bir kishi bilan yaqinlashib turibdi. Musa alayhissalomni ko'rib, kecha olgan yordamidan umidvor bo'lib, yana yordamga chaqiryapti. Shunda Musa alayhissalom unga qarab aytdilar-da, aytdilarki, "Sen ochiq oydin gumroh ekansan." dedilar. "Kecha urushib turuvding, kecha yordam beruvding, yana sen urushyapsan. Bunaqangi voqealar, bunaqangi hodisalar bizni millatga, bizni ummatga yordam foyda beradigan narsa emas. Siyosatni ko'rib turibsan, holatni ko'rib turibsan, bosimni ko'rib turibsan, kecha senga yordam berdim, shu ishni qildim. Xo'p, bugun menga shu holatda bosim ehtimoli bor. Menga nisbatan qidiruv ehtimoli bor. Yana sen janjal qilib turibsan, yana bizni millatimizni, yana bizni xalqimizni tashvishga solyapsan deb, sen ochiq oydin gumroh ekansan deyaptilar. Mana oyati karimada Musa alayhissalomga o'xshagan ziyoli, haqni ko'rib turgan, vahiy olib turgan kishi qavm ichida huda behudaga voqealikni bilmasdan, tushunmasdan, "Men haqiqatni gapiraman" qilib janjal qilaveradigan odamlarni gumroh ekanligini aytibdi. Bu hodisa qanday bo'lgan bo'lishi mumkin? Kecha bir odam bilan urushib turib, mazlum xalq Bani Isroil qavmi Misrlik bir odam bilan janjallashib turganda Musa alayhissalom kelib yordam berganlar. Yordam berganda ham urib haligini o'ldirib qo'ydilar. Endi Musa alayhissalom ketdilar, Allohga istig'for aytib, Alloh u kishini kechirdi va haligi Bani Isroillik qavmlik odam har tomonga borib gapirgan shu gaplarni. Kecha zo'r ish bo'ldi-da. Bitta ani Misrlik qibitini Musa kelib bir mush urib o'ldirdi. Men bilan tortishayotdi, undoq bo'ldi, mundoq bo'ldi. Men haq edim, men haqiqat parvar edim. Mani ko'rdinglarmi? Men haq bo'lib yutib chiqdim deb hamma gapirgan u. Bu gaplar o'sha atrofidagi yana qaysidir ular bilan yonma-yon yurgan qibitining g'ashiga tekkan. U kelib uni yoqasidan ushlagan keyin ertasi kuni yana "Sen nimaga kecha manaqa qilding?" deb, "Men nimaga manaqa qilmasa ekanman?" yana janjal to'polon, yana o'sha ichkarida fitna fasodni uyg'otyapti o'sha Bani Isroillik qavm odam. Yana Musa alayhissalom ko'rib qolyapti va aytyaptiki, "Ey Musa, yordam ber" deyapti. Endi Musa alayhissalom aytyaptilarki, "Albatta innaka lagawiyyun mubin. Sen ochiq oydin gumroh odam ekansan" deydilar. "Bu ishlar bizga foyda beradigan ish emas-ku, nima qilyapsan sen?" deydilar. Demak, ilm, voqealikni tushunish, holatga qarab muomala qilish payg'ambarlarning ishi. Payg'ambarlardan meros qolgan, ularning merosini olgan zotlarning ishi bu. Johil, nimani bo'lsa bilib bilmaydigan, o'zini shaxsiy adovatiga diniy libosni kiydirib, o'zini shaxsiy muammolariga muhojir degan chiroyli nomni kiydirib olib, xohlagan gapini gapirib yurgan odamlar ochiq oydin gumroh odamlar. Mana Musa alayhissalomning qavmidagi bo'layotgan hodisani qarang. Lekin Musa alayhissalom payg'ambarlar. U zot nima bo'lgan taqdirda ham haqda turishlari kerak, adolatda turishlari kerak. Payg'ambarlarning boshqa odamlardan ko'ra farqi ular munkar ish oldida jim tura olmasliklari kerak. Agar jim turishsa, o'sha munkar ish sunnatga aylanib qoladi. Shuning uchun ular bunaqangi munkar ishlarini albatta aytishlari kerak. O'z qavmlaridagi odamga qarab, "Sen ochiq oydin gumroh odam ekansan" dedilar, lekin shunday bo'lgan taqdirda ham u kishiga baribir yordam uchun yura boshladilar. Falamma an arada an yabdisha billadi huwa aduwwun lahumo qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ Qachon ki ikki ularga düşman bo'lganini tutmoqchi bo'lgan edi, "Ey Musa, kecha bir jonni o'ldirganing kabi meni o'ldirmoqchimisan? Sen yer yuzida faqat jabbor bo'lishni istarsan va isloq qiluvchilardan bo'lishni istamaysan shekilli" deb ta'na qilishni boshladi. Demak, bu oyatda ikki xil mufassirlar ikki xil gap gapirishgan. Birinchidan
Musa aleyhisselam özlerinin kavimlerden bugün adamga karab yürüyüşü başlayanlar. Bu ayetini tafsirde bu yapını yapırgenlerden var. Özlerinin kavimlerden bugün halde gümrahke karab yürüyenler. Öy gümrah, kanaka adamsan sen, kanaka insansan sen. Bizi millet, bizi ümmet bu Mısır ülkesi de zalimler kolda yaşa yaptı. Neme ki buna tedbirsizlik kılıyıp sen? Neme uçun sen her günü cencelleşesen? Neme uçun sen bu siyasi vaziyetini fitneye fasatka tolduresen? Kolinde bir rican yok, kolinde bir asasın yok. Neme uçun her günü cencel kılasan deyip, özlerinin kavimlerden bugün uçu çakırgan adamı üstüge karab yürgenler. Ozi yordamga chaqirib turishi bilan birga Musa alayhissalomning ustilariga kelyapkanini ko'rgan haligi gumroh endi Musa alayhissalomni ayblashga o'tib ketyapti. Kecha bitta odamni o'ldirib qo'yding. Bugun endi meni o'ldirmoqchimisan? Sen jabborsan, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, zulm qiladigan odam ekansan. Sen yer yuzida isloq qiladigan emas, fasodchisan deb Musa alayhissalomni ta'na qilib ketyapti nomard. Keçe özleri yordam verdiler, özü çakırdı. Onu yordam verip, onu düşmanlık kılıyetken adamını bir müşür buldurup koydular. Bu kılgen işleri için Allah'a istiğfar ettiler. Allah da o kişini keçirdi. Allah keçirgen derseni, ertesi günü gelip, bu adam yine kim bilendir cencelle çektiğiydi. Yine bağırıp durup, oy sen gümrah, ne kılıyetsen, tohtat. Sen bu milletke, bu ümmetke paydan yok bu kılıyetken işinde. Fakat zarar veriyorsan ki, ne kıyken bu? Deyip Musa aleyhisselam özlerinin açık tabiyyatları bilen, yani zabardast tabiyyatları bilen, keskin gap bilen, halge yordanga çakırganın üstüge yürüp başladılar. Oşa zahatı o ne kıldı? Namertlik kıldı. Keçe yordam veriyorken de, ey Musa yordam ver degen zatını, indi bugün ey cabbar deyipti. Özüge nispeten keliyipti de indi. Bana şu, gümrah adamlarının tabiyyatı. Bu ayetini bazı müfassırlar aytgan manası. Bu lekin bu manana aytganlar asçilik. Asçilik bo'lsa da bu manana kuvvetlaganlar bor. Lekin aksar müfassırlar Musa aleyhisselamın yana o'sha Bani İsrail'ge zulüm kılıyetken adamın üstüge yürgenliğini kuvvetlaşgan. Ve bu gapni sen beni keçe bir adamını öldürgenin kebi beni öldüresen mi? Beni mi öldürmekçi mi sen? Sen yeryüzüde cabbarlardan ve bolasan mı? Şunu haklıysan sen. Buzgunçu musan? Islahkı mıysan mı? Degen gap ne? Uşa Kıbti, Mısırlı Kıbti ahalisten biri aytkenini aytışken. Ve bunge izah sıfatı da o Kıbti katten bildi bu vakiyeni. Keçe Musa aleyhisselam bir kişini öldürüp koygellerini bugün bu Kıbti kayırdan bildi. Degen savalını ortaya koyuşken. Ve bunu hali yukarıda aytkenimizdik. Hali beni İsraillik Gavi, gümrah, mahten gelin. Mahtenim köçede yapıp yürgen. Keçe undak kıldım, mündak kıptaşadım. Ben anakange narsalarını kıptaşayım ben, manakange narsalarını kıptaşayım ben. Ben korkmazman, korkmazlardan ben de peşinizde yazı uğradı geldi var. Meşnaka kılıp hemme yokka yapıp yürgen bu. Gümrah. Keyin o kıbtini gashkigen. Gashkeli bu bilen cancallaşken, hemme yokka tarikatı yürgenini bilgendeyken kelim bu bilen cancallaşken, yani Musa aleyhisselam korup koyende, Musa aleyhisselam unge karşı yürü başlayanlarını korup, keçeki hadiseni istatışı başlayan. Meşne kanki istibdat, zulüm, kattık baskınge uçurasa, yani halk öte kattık basınge uçurasa, uşa halkının içideki mezallar, ahlak mezalları hem özgürüp getirdi. Fohishalar madaniyat odamlariga aylanib qoladi. O'g'rilar qozilarga aylanadi. Adolat istalishi kerak bo'lgan odamlar qaroqchi bo'ladi. Ilm ahli gumrohga aylanadi. Haq ahlini mardikor qilinadi. Ya'ni mardikor deganda haq ahlini faqatgina o'zlarining siyasi tuzumlarga ishlatish uchungina foydalanadi. Ziyolilarga yo'l berilmaydi. Istibdod mezonlarni o'zgartirib yuboradi. O'shaning uchun har qanday jamiyat istibdod orqasidan qulaydi. Chunki zulm natijasida asl mutaxassislar o'z qo'lidagi imkoniyatni yo'qotadi. Imkoniyat yo'qolgandan keyin jamiyat o'z-o'zidan parokanda bo'ladi.
Mana Cabbor deyapti Musa alayhissalomni. O'zi vaholanki butun boshli siyosat Bani Isroilni yo'qotishlik uchun harakat qilib yotibdi. Erkaklarni so'yyapti, ayollarini qoldiryapti, o'ziga ishlatyapti. Shu tuzumni ichida zulm ko'rib, zulm ko'ravergandan keyin unga javob bersa, javob bergan uchun beodob bo'lyapti. Xuddi bir odamni yoki bir qo'yni yotqizib olib, to'tta oyog'ini bog'lab bir odam qassob so'yyapti-da, qo'y jon holatida tipirchilab qon sachratib yuborsa, bu qo'y beodob qo'y ekan degandek bo'lyapti. Sizga bir odam bir muomalani qilsa, u muomalaga qarshi javob berishlik tabiiy bo'ladi unaqangi javob. Osmonga qarab tupurlasangiz, tupurgi yuzga tushadi. Nimaga? Tortish kuchi bor. Har bir gapga ham javob kuchi bor. U javob to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi, lekin bor javobi. Mana shu mezonlarni holati shu. Mana biz o'zimizni hayotimizda ham bo'lyapti. Shunaqangi fosiq, xoin kimligi ta'yin bo'lgan bir guruh bor. Hamma joyda hozir shu fitnalarni qilib yuradigan guruh kimligi ma'lum. Ya'ni kimligi ma'lum deganda saviyasi ma'lum. Biror chiziq islom uchun xizmat qilmagan odamlar. Xalq uchun, millat uchun jon kuydirmagan odamlar. Lekin tarakanga o'xshab uran bor joyda ham yashayman deydigan toifa bular. Ular nima qiladi? Xohlagan haqoratini qiladi, xohlagan ishini qiladi, xohlagan so'kinishini yozadi va qarshisidagi musulmon ummatini javob berishini xohlaydi. Javob ba'zan noto'g'ri ketadi, ba'zan to'g'ri bo'ladi, ba'zan unga javob berilmaydi. O'sha javob berilmagan paytida qo'rqoq deydi. To'g'ri javob bergan paytida xoin deydi. Ya'ni bu deydi, gap topib bo'lmaydi bunga deydi. Har doim yutib chiqaveradi bu deydi. Kesatiq bilan. Chunki haqiqatda yutqizayotgan bo'ladi. O'zini yutqizgan postlarini o'chiradi ba'zilari. Qochish uchun. Endi shu orada xato gap gapirib qo'ysangiz, bularga kun tug'adi. Shuni poylab yashaydi. Umr davomida xato qilishingizni poylaydi. Siz xatoni kimgadir nisbatan qilgansiz? Jamoatga emas. Masalan, bitta dahriy bilan gaplashgansiz-da, dahriyga nisbatan dahriyni o'zini mezonidan chiqib gapirgansiz. U musulmonlarga gapirding buni deb tarqatadi. Mana shu istibdod oqibatida, istibdodni eng ashaddiy ko'rinishi jaholatni ilmga bo'lgan istibdodi deydi ulamolar. Kavakibi degan bir odam o'tgan, to'g'rirog'i bu Usmoniy xilofatiga muxoliflardan bo'lgan bu shaxs, siyosiy shaxslardan shuni mashhur gapi bor. Istibdodni eng xunuk jirkanch ko'rinishi, bosqinni eng jirkanch ko'rinishi jaholat ahlini ilm ahliga o'tkazayotgan bosimi. Sen bunu gapirishing kerak, sen bunu gapirishing kerak. Sen johil, sen o'rgatmaysan ahli ilmlarga. Ahli ilmlar o'zi biladi nima gapirishligini. Sandan so'raganda senga o'xshagan bo'lib qolardi. Mana Musa alayhissalom mazlum xalqning tarafini olganlari uchun mazlum xalqning tarafini olgan zotga nisbatan sen buzg'unchisan deyishdi. Yoki sen jabborsan, yer yuzida zulm qilib yuribsan, odam o'ldiryapsan sen deyishdi. Shu holatni demak hamma vaziyatga tushunishimiz kerak. Bu zehnga yaqin kelishligi uchun oyati karimalardan bo'lgan hodisalarga biz jamiyatimizda bo'lib turgan hodisalarga ham misol tariqasida aytib ketyapmiz. Inson o'rgansin, bilsin, ahli ilmlarga shuning uchun ergansin. Qayoqqadir borib olib, millatini, dinini, ummatini sotib, Ramazon oyida ham og'zidan eshitganda ilon post tashavaradigan gaplarni yozayotgan fosiqlarni gapiga uchmasin. Kim ular? Kim? Nima qildi? Ummat uchun nima ish qildi? Hech narsa qilmagan odamlar. Ularning tarixini ham yaxshi o'rganing, hozirini ham yaxshi o'rganing. Bular jamiyatda bir tuzuk insonlar emas, jamiyat ichida ham tuzuk odamlar emas. O'sha, demak, tarozi va mezon ahli ilmlar orqali o'rganish kerak. Ularga ergashib bilan bo'lish kerak.
Millet, ümmet öz mütehassıslarına ergeşip, öz mütehassıslarına tahassüsünü verip, keyin ularga yordam berish bilan taraqqiyotga erishadi. Hech narsa qilmasdan turib, kambaligi pistachi kampirlarga o'xshab faqat g'ibat qilaverish bilan jamiyat yurmaydi oldinga. Gapirishim kerak ekandim, hamma gapiraverishi to'g'ri emas. Mana Musa alayhissalom innaka g'aviyyun mubin deyaptilar. Sen ochiq oydin gumroh ekansan. Haqiqatda gapiraman deb meni qilgan ishimni hammaga gapirib bu bilan urushyapsan, yana janjallashyapsan. Gumroh, bu millatga sen zarar yetkazyapsan sen deyaptilar. Demak bu narsalarni biz qissa sifatida, ibrat sifatida olishimiz kerak. Endi Musa alayhissalomning ishlari tarqalib ketdi. Kecha bir kishini urib o'ldirib qo'ydilar. Zolimni. Bugun bir zolimni yoqasidan ushlayaptilar. Haligi zolim endi baqirdi, endi chaqiryapti. Hamma atrofidagi odamlarga baqir chaqir qildi. Bu mavzu saroy muammosiga ko'tarildi. Fir'avn atrofidagi ayollar bir-biridan gaplashyapti. Bu shaxs Musa bizni ichimizda katta bo'ldi, to'g'ri? Lekin bu Bani İsrail'e yordam beryapti. Bu ikinci sınıf adamlarını tarafıda turuptu. Bular bizni geleceğimizge, bizni mensabimizge, kursiyimizge kozola yitiradı geleceğinde. Bunu darhol yok atışımız gerek değildi. Bular rece tuzadı. Bu rece asası da şunday bir vaziyetler yüzüge geledi ki istibdat, zalim tüzümler içide hem ahli imanlar boladı. Haq subhanahu va taolo ahli iymonlarni o'sha zulm jamiyatlarini ichida ham chiqara oladigan zot. Lekin ular zolimlar ichida yashayotganligi uchun iymonini berkitib yashaydi. Oshkor qilsa o'ziga zarar yetadi. Shuning uchun iymonini bekitib yashaydi. Lekin ular zolim doirada yashaganligi uchun, atmosfera, ya'ni zolim muhitda yashaganligi uchun zolimlarning ba'zi sirlaridan xabardor bo'ladi. O'sha xabardor bo'lgan sirlarini iymon taqozosi bilan musulmonlarga, mu'minlarga zarar yetkazishlik rejasi bo'layotgan bo'lsa, kelib yetkazadi. Bu tarixdan bor. Ahli iymon, Alloh suygan bandalar o'sha zolimlar ichidan ham Allohning qadari bilan chiqadi. Mana bu Musa alayhissalomning holatlari siyosiy ma'noda siyosiy muxolifatga aylanib qoldilar. Fir'avnning ayollari atrofida ularning ko'zida xavfli bir jinoyatchiga aylanib qoldilar va ular reja tuzdi. Bu rejadan Musa alayhissalomning xabari yo'q. Nima qiladilar? Har bir iymonlining ustidan sen zolim ichida yuribsan, zulmsan, devrishlik bilan nimaga erishadi odam? Axir zolim ichidagi ahli iymon ham bir kun kelib musulmonlarga foydasi tegadi. Zulmga zulmni ichidan turib xabardor bo'lib turadi. Mana Qur'oni Karim bu voqeani, bu hodisani ajoyib shaklda bizga zikr qiladi. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Shaharning bir chetidan bir kishi shoshilib keldi, yugurib yas'a. Yugurib keldi. Va aytdiki: "Ey Musa, aniqki ayollar seni o'ldirish uchun ayollar, ya'ni saroy zodagonlari, saroyi ichidagi o'sha vazir bor, Fir'avnning o'zi bor, maslahatchilari bor, sehrgarlari bor, hammasi. Aniqki ayollar seni o'ldirish uchun til biriktirishmoqda. Tezda chiqib ket. Shahardan tez chiq. Albatta men senga nasihat qiluvchilardanman. Meni gapim samimiy. Sendan bir tiyin pul so'ramayapman. Pul oladigan holatim ham yo'q. Mani iymonim bor. Musulmonman men, mu'minman, iymonga kelgan odamman. Ularni ichida yashayapman, lekin sen haqingda gap bo'lyapti tepada. Seni olishadi. Tezda shahardan chiqib ket. Deb men senga nasihat qilyapman. Samimiy gapiryapman." deya xabar berdi. Bu Fir'avn qavmidan bo'lgan iymon keltirgan odam edi. Faqat iymonini berkitib yurar,
va Musa alayhissalomga nisbatan shu joyda iymon taqozosi bilan yordam berishni xohladi. Chiqib ket shahardan dedi. Musa alayhissalom qilgan ishlarini biladilar. Ha, kecha bir Misrlik Qibtiyni urib o'ldirib qo'ydilar. Bugun bir Misrlik Qibtiy bilan yoqavayron bo'ldilar. Ushlab uni urmoqchi bo'ldilar. Gap so'z tarqagan, bu hamma joyga borgan, o'zi ko'chaga chiqayotganlarida yataraqqabu kuzatib yoq bu yoqqa alanglab menga nima javob bo'larkin deb qo'rqib turuvdilar o'zi. Bu qilgan ishlariga javob qaytishini bilardilar, sezib turuvdilar. Va bu gap o'sha sezgilariga xavf bilan qo'rqib turganlariga turtki bo'ldi. Endi chiqib ketish kerak shahardan. Chiqmasalar bo'lmaydi. Holat yaxshilikka bormayapti. Nima bo'ldi? Fakhoraja minha khaifan yataraqqabu. Qala rabbina jinni min alqawmi zalimin. Shahardan chiqdilar o'sha gapdan keyin. Chiqib khaifan yataraqqabu. Qo'rqgan holda, alanglagan holda, ya'ni kuzatib Allohga tavakkal deb katta ko'chadan ketmadilar, ya'ni boshqa bir oyatda Musa alayhissalomning chiqib ketayotganlarini kechasi chiqqanlari to'g'risida ham kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ham ko'p safarlari kechasi bo'lgan, kechqurun chiqib ketish. Kechqurun safarga chiqishlikni bitta manfaatli tomonlardan biri dushman ko'rmaydi. O'shuning uchun kechqurun taraqqaba yataraqqabu deb Alloh taolo oyatda aytibdi, kuzatib, yo'qlarni tekshirib, reja qilib, demak, mana bu ko'chadan yuraman, bu ko'chadan emas, mana bu ko'chadan ketishim kerak deb shaharni tark qildilar. Tark qilish bilan birga Musa alayhissalomga bu xabar to'satdan keldi. Tayyorgarlik yo'q. Na zodirohila bor, na qopchiqlari bor, na hech narsalari yo'q. Darrov chiq, fahruj deyapti, tezda chiq. Chiqib ket degan. Chiqmasa hozir ayollar odam qo'ygan, Musoni topib kellaring. Musa alayhissalomning natijasiga yaxshi qaror qilishmagan, yomon hukmni joriy qilib bo'lishgan allaqachon. Shuning uchun chiqib ketyaptilar, demak tayyorgarligi yo'q. Tayyorgarligi yo'q, suyanadigan zot insoni yo'q, yalinadigan odami yo'q odamni yagona Allohi qoladi. Musa alayhissalom Allohga duo qilyaptilar. Hech narsasiz ko'chaga chiqib, shaharni tark qilib ketarkanlar, qola robbina jinni minal qawmi zolimin. Ey Robbim, zolim qavmlardan menga najot bergin, dedilar. Bu duo ham muhim. Demak, inson kechasi chiqishlikka, taraqqob qilishlikka, ya'ni tekshirib, qaysi ko'chadan yurishlikni o'ylashlikka, xavfsirab, uni buni rejalarini tuzishlikka ma'mur bo'lish bilan birga shular bilan kifoyalanmasligi kerak ekan. Buning yoniga albatta Allohga qarab duo qilishlikka ham ma'mur ekan inson. Duoning ham o'rni bor ekan. Lekin faqat duo qilib Robbina jinni minal qawmi zolimin deb shaharda o'tirmadilar. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Ba'zilar islom ta'limotlaridagi duo, qadarga iymon degan masalalarda, bular duo qilib o'tiraveradi, duo qilsang bir narsa bo'ladimi, duo qil falon joy tuzalsin deb kalaka qiladi. Mana asosan besunnatlar va ularni yetishtirib chiqqan dahriylar, bular islomga shunaqangi ta'na qilishadi. Duo qilib o'tiraveradi. Qani Muso bilan duo qilib o'tirganlari? Yataraqqabu, kuzatib, tekshirib chiqyaptilar, harakat qilyaptilar. Fakhoraja minha, shahardan chiqyaptilar. Shu harakatda ketyaptilar. Duo qachon kerak bo'lyapti? Shu ishlarini orasida kerak bo'lyapti. Robbina jinni minal qawmi zolimin deyaptilar. Harakat bilan duoni barobar olib ketyaptilar. Mana bu axloq, mana islomni hayotiyligi, tabiiyligi. Faqat harakatni o'zi bilan duodan g'ofil qolmayaptilar, faqat duoni o'zi bilan harakatsiz bo'lib qolmayaptilar. Ikkalasini birdan olib boryaptilar. Mana bu haqiqiy islom tabiati, islom ta'limoti. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Demak, Misrdan chiqib Madyan tomonga qarab yuzlandilar. Madyan, biz avvalgi suhbatlarimizda aytganmiz, Shu'ayb alayhissalom qavmi yashagan joylar. Lut alayhissalom qavmlari, Ibrohim alayhissalomdan keyin, demak, Ishoq alayhissalomning o'g'illaridan biri Madyanning avlodlari yashagan joy.
Cüdde köp peygamberler çıkan joy ülke. Demek Mısır'dan çıkıp uşa Madyen tamangı. Hadirgi kündeki İordaniye çegaraları, İordaniyenin bir kısmı, Suriye atrafları, Falastin şu atraflarga karab yüzlendiler. Uşa tamangı karab kettiler. Kale ve yine duadan tohtama yaptılar. Şehirden çıkıp oldular. Arkalarda adam yok. Lekin aldıları da nacatam yok. Kurunup durgen nacat yok. Nesiyyege çıkıp getirdiler. İman bilen çıkıp getirdiler. Aldıları da hem bu kişiye kel, bir hakkı kel bana cahide otur dediğin vadeyem yok. Yine ne makli yaptılar? Kale asa rabbi ey yehdiyeni seva assabi. Madyen tamamen kalab yolga yürerkenler ayet yaptılar ki şayet Rabbim beni doğru yolga hidayet kılsa deyip dua kılı yaptılar yine. Demek bu cahide istihara kılı geldiler. Musa aleyhisselam kaysi yolga yürüyüşlük gereğiliği doğrusu da ikkilenir. Bir yaka ketsem mümkün, bir yaka ketsem mümkün, kayak yürüsem mümkün deyip Madyen tamamen yüzlen geldiler de ey Rabbim şu tamamen beni hidayet başlasın inşallah deyip Allah'ını özünden sorup yolga çık yaptılar. Yani yolları çeksiz sahra, notaniş joy, meşakkatli sefer, umuman tayyorgarlık yok. Yolga çıkıp git yaptılar. Yalgız özleri, yalgızının yarı huda adıp git yaptılar. Çünkü imanını bekitken haliga adam tosattan haber verdi. Derhal çıkın hazır, tez de çıkın sizge yamallik boladı. Ben nasihat kılı yapman deyip koydu. Medyen karab kettiler ve dua kılı yaptılar. Şayet Rabbim beni şu tamamda hidayet kılsa edin. Hop, bir saat bu kaptı. Devam ettireyim ikin ya keyingi kaldırınız mı? Musa aleyhisselam şehirden çıktılar. Şimdi sahradaki ornaş edigen vakiyelere geliyemiz. İnşallah bunu keyin sohbetleşemiz bu meze. Mavzuunu şu bir saatten kupaytırsak sal zirkarlık bu kaladı. Demek ki hulasa sıfatı da Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhisselam'ını uşa şahardaki kıyan faaliyetleri sıfatli zalimlerini onge nispeten zulümge yani o kişige nispeten katağange hareket kıyalligini Musa aleyhisselam'ı bildirdi. Özünün kadarı ilahisi bilen. Ve o zat bunu bilip bu arkali çıkıp gittiler şahardan. Çıkıp demek Madyen'e kalıp yüzlendiler ve uşa Madyen'e kalıp çölde hazır ketip durdular. İnşallah kelesi sohbetlerimizde çöldeki hayatlarını yine örgenemiz. Musa Aleyhisselam'ın kıssaları cüde uzun. Yukarıda etkenimizde 130'dan aşık orunda Musa Aleyhisselam'ın zikirleri giyen. En köp kıssa Musa Aleyhisselam ki Kur'an-ı Kerim'de. Demek onu inşallah işte sikin vaktimiz var da sikin sikin örgeni boramız. Allah Teala bu kıssalardan ibret alışımızga özü tevfik versin.